Selam. Bugün kahvaltıdan sonra full bilgisayarın başındaydım ve full edit yaptım. O yüzden mümkün olduğunca açmadım kamerayı. Çünkü yetiştirmem gerekiyordu yarın için. Şimdi hazırlandık. Çıkıyoruz ve Hatice anneme gidiyoruz. Hatice annemde yemek yiyeceğiz. Birazcık oturacağız. Daha sonra eve geliriz. Evde de videonun yüklemesini tamamlarım. Ütülerimi yaparım. Şöyle siyah bir peluş giydim. Arkada da kıyafetler var. Çok fena. Burayı toparlamam gerekecek. Şöyle USA yazan bir sweatshirtim vardı. Onu giydim. Altıma da beyaz eşofman altı giydim. Böyle birazcık salaş ve rahat olmak istedim. Şimdi gidiyoruz. Görüşürüz. Bu arada şimdi aynada baktım da herhalde dişim ruj olmuş. Düzelttim. Duhan da kaç saattir beni bekliyor kapıda. Ben hep böyle bir bahane sunuyorum ya, sonra geçmiş oturuyor. Hadi gidelim diyorum. Bu sefer diyor ki yok diyor, storylere bakıyorum. Bilerek yapıyor yani. Abi beni acele ettiriyorsun mesela, diyorsun ki tamam 10 dakikaya hazırım diyorsun. Ben duş alıyorum, giyiniyorum. Sonra bekle. Biz şimdi eve geldik. Arkamda ütüler var. Ütü masası düzeneğimi kurdum ve ütü yapacağım. Bu hafta Emine abla çarşamba değil de salı gelecekmiş. O yüzden de bir an önce benim bu ütüleri bitirmem lazım. Yarına hiçbir şekilde ütü kalmasın ki yarın en azından sadece temizlikle ilgilenebilelim. Yarın zaten bir de misafirim olacak. Şimdi sizlerle beraber ütü yapacağız. Arkamdaki ütü yığınını görüyorsunuz zaten. Yani her seferinde böyle oluyor. Çünkü toplu yıkıyorum yani. Toplu derken tek bir makineyi yıkamıyorum tabii ki de. Birkaç kez makineyi çalıştırıyorum. Sonra hepsini topluyorum. Böyle birikiyor sonrasında da. Ve hepsini toplu ütülüyorum aslında. Bu da benim işimi benim açımdan kolaylaştırıyor. Diğer türlü çok zorlaştırıyor. Sürekli işte çamaşırla uğraşmak, ütüyle uğraşmak. Ya bu sanki sürekliliğe dönüyor gibi. Şimdi haftada bir yapıyorum bunu ve çok mutluyum bu şekilde olmasından. Acil olan kıyafetlerimi de yıkayıp ütülüyorum. O ayrı zaten. Şöyle ütü masamı koydum. Şurada da ütüm var. Ve çamaşırlar. Bir sürü. Şöyle ütülerimi bitirdim. Çok mutluyum. Şunlar da asılacak. 3 parça şey var zaten. Bir de şurada nevresim var. Bilgisayarım da açık. Çünkü bir yandan video yükledim. Şimdi de artık uyuyacağım. Sabah toparlayacağım buraları. Zaten genelde böyle yapıyorum. Eğer yorgunsam ve ütü çok ağır geldiyse ertesi gün sabah yerleştiriyorum hepsini. Sabah da erken kalkacağım. Çünkü Emine abla gelecek. Temizlik olacak. Şimdi ben uyuyayım. Hadi iyi geceler. Günaydın yeni bir günden. Herkese merhaba. Bugün temizlikle başladık güne. Emine abla geldi. Şimdi salonu hallediyor. Salon hallolduktan sonra mutfağa geçeceğim ve mutfakta sizinle beraber fırın temizliği yapacağız. Sizinle beraber hiç yapmadık fırın temizliğini. Ben açıkçası çok böyle detaylı yapamadım daha önce de. Hep böyle üstten üstten silebildim ama böyle detaylı fırın temizleyicilerle beraber hiç temizlemedim. Bunu da buradan söylüyorum. Hep böyle üstten üstten duru bezle falan sildim. Şimdi güzel bir temizliğini yapmak istiyorum. Sizlerle beraber yapacağız. Domol'un bir tane spreyini aldım. Fırın ve ızgara temizliği için. Onu yapacağız. Şimdi ütülerim vardı dün biliyorsunuz ki. Ütülerimin hepsini yerli yerince koydum. Yani bunları daha dolaba yerleştirmedim. Muhtemelen temizlik bitiminde yerleştireceğim. Ya da bu odaya geçildiğinde falan. Şimdi size ortalığın durumunu bir göstereyim. Bakın bezler, temizlik malzemeleri falan şu an burada böyle. Şurada elektrikli süpürge var. Güzel kokuyormuş. Şurada şöyle. İlk olarak hızlıca dolabı yerleştirelim. Şunları asalım. Odalar şöyle attırıldı, temizleniyor. Ortalığı da şükür toparladım. Şimdi artık mutfağa geçip ben de bir yandan temizliği halledebilirim.
Şuralarda böyle. Bunların hepsini zaten en son sizinle beraber yerleştireceğiz. O yerleştirme kısımlarını da seviyorsunuz. Bakın böyle karışık falan şu anda. Amacım şu anda bu fırını temizlemek. İç dış yıkama. Önceki halini bir göstereyim size. Yani bakar mısınız? Çok kötü. Çok kötü. Bayağıdır zaten fırını bu yüzden kullanamıyorum. Sipariş etmiştim. Siparişimin gelmesini bekledim. Durusuyla da silmek istemedim. Çünkü yok yani artık. Bu halini durusu kurtarmaz. Yani bu kadar temizsin fırının içi böyle falan demeyin. Ben de ağzımla söylüyorum. Burada çok kötü gerçekten. O yüzden uzun süredir hiçbir şey atmıyorum fırına. En son yılbaşı günü zaten böyle mahvoldu. Ondan sonra da bıraktım o şekilde. Şimdi şöyle kameramı buraya kurdum. Bu arada şöyle giyindim. Size üstümü de gösterdim. Bayağı rahat. Altıma da tight giydim. Gri bir tight. Güzel oldu. Fırın temizliğini yaptım ama öncelikle birkaç şey izlemem lazım. Hani nasıl yapılacak? Püf noktalar var mı? Onları bir izlemem lazım. Olacaksa çünkü böyle tam olsun. İyi olsun. Düzgün olsun. Bu zaten bildiğim ve beğendiğim bir şeydi. Yani birçok kişi de görmüştüm ben bunu çevremde. Ama hiçbir şekilde kendim alıp da kullanmamıştım. Fırına geçtik. Şu ızgarasını da çıkaralım. Çünkü bunu elimde yıkayacağım. Şimdi ben soğuk olarak uygulayacağım. Bunu sıcak olarak uygulayanlar da var. Ama ben soğuk uygulayıp 1-2 saat beklemekten yanayım. Akşama da kullanacağım. Akşama kadar zaten iyice temizlenmiş olur. Çünkü çok kez durusuyla silmeyi planlıyorum. Şu arka fan kısma getirmeden, arkada ortada biliyorsunuz ki fan kısmı var. Böyle kenarlara, buralara püskürteceğiz ve böyle kar gibi olacak. Hiç boşluk kalmayacak. Bayağı kötü kokuyor, ağır. Haberiniz olsun. Ve artık kapatıyorum. Kapatıp 1-2 saat bekleteceğim. Ben bir Emine ablayı bırakıp geldim. Kahvaltı hazırlayacağım. Fark ettim ki bu videoda hiç kahvaltı hazırlamadık. O yüzden sizlerle beraber bir hazırlık yapalım dedim. Farklı bir şeyler yaparım galiba. Çünkü canım böyle farklı bir şeyler istiyor. Hani her zaman yaptıklarımın dışında bir şeyler istiyor. Çok abartı, yorucu bir şey yapmayacağım. Çünkü saat zaten 1 oldu. Temizlik olduğu günlerde böyle geç kahvaltı yapıyoruz. Sanki normalde yapmıyormuşuz gibi de geç kahvaltı yapıyoruz demem mi temizlik olduğunda?
Gerçekten harika oluyor. Biraz elma sirkesi ve biraz da nar ekşisi gezdiriyorum. Ve hazır. Bir şey söyleyeceğim. Şu pisi görüyor musunuz? Kiri, bakar mısınız? Yani ben üstten böyle durusuyla silmeme rağmen yine de burası böyle pis. Tekrar yaklaştırıp göstereceğim size. Size şöyle yakından da göstereyim. Şu olaya bakar mısınız? Yani korkunç bir kir. Hani demeyin bana Ezgi bu kadar temizsin bu fırının hali ne diye. İşte yapıyorum görüyorsunuz. Bunu sık sık yapacağım artık. Bu Domalon spreyi çok güzelmiş. Şimdi ben bunu birkaç kez böyle duru bir sulu bezle iyice sileceğim. Göreceksiniz siz de. Daha sonra da böyle yüksek ayarda fırını çalıştırmayı düşünüyorum. Sonuçta kimyasal nüfuz etti. O yüzden koku oluşmaması için yüksek ayarda bir çalıştıracağım. Beraber yaparız şimdi. Ama içi katran gibi ya, şuna bakın. Mikrofiber temizlik beziyle şöyle önce camı bir alalım. Bir görelim. Ay inanmıyorum ya. Farka bakın. Cam bildiğimiz saydamlaştı. Çok iyi. Leş gibiymiş ya. Püü bana. Şimdi bu temizlik bana yeterli gelmezse yarın tekrar aynı işlemi yapacağım. Of. Utanmayacağım ve göstereceğim bu kiri size. Bu temizliğin sonrasında da bu mikrofiber bezi atacağım. Başka bezim var. Onu kullanırım artık. Benim mutfakta kullandığımda. Olamaz. Bir şey diyeceğim. Bu çok kötü olmuş. Yıkayıp yıkayıp tekrar geliyorum. Kaç su duru su yaptım bilmiyorum. Kaç kez bezi yıkadım hatırlamıyorum ama yani iyice böyle arınması için full duru suyla siliyorum. Yani temizlenmiş. Şu an bunu anlıyoruz. Birkaç yerde var. O kadarı da çok normal çünkü dediğim gibi tekrardan temizleyeceğim ben bunu. Şöyle göstereyim. Bu temiz bezle daha net anlıyoruz. Böyle kıyıda köşede kalanları alıyorum. Kullanılabilir kovalar aşırı rahatlık. Gerçekten tavsiye ediyorum size de. Çok seviyorum ya. Çok büyük yer tasarrufu sağlıyor. Sadece şöyle beyaz çamaşırlar için olan deterjandan koyacağım biraz. Yumuşatıcı falan koymayacağım. Çünkü Emine abla yumuşatıcı koyma diyor temizlik bezlerine. Toz alırken sıkıntı oluyormuş. Derecede uzun programda çalıştırıyorum. Temizlik bittikten sonra yapmayı en sevdiğim şey bu çakranın oda kokularını sıkmak. Bu oryantal amber gerçekten çok güzel. Bir de ben powder pleasure kullanıyordum. O da çok güzeldi. Şöyle iki fıs sıksak buraya yeter. Bakın tertemiz. Şöyle yatağımın üstüne de biraz sıkacağım. Çünkü zaten bunlar çamaşır kokusu. O yüzden yüzeylerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şu üstüme başıma bakın. Perişanlığıma bakın. Gerçekten perişan haldeyim ama yani misafir ağırlayacağım o yüzden. Misafir gittikten sonra kendime bakarım. Buraya da sıkıp şöyle burayı da kapatalım. Şöyle koltukların üstüne kokudan sıkıp çıkıyorum. En çok da banyonun ve tuvaletin temizliğine çok seviniyorum.
Salonda Duhan yatıyor. O yüzden çok böyle o kısımları gösteremeyeceğim şöyle. Şurada uzanıp çünkü televizyon izliyor. Kalktığında da toplayacak zaten şey koltuğu. Ben, Duhan niye sürekli yatıyor? Yatar. Herkesin keyfi. Ne yapayım, ayakta mı durayım? Şöyle göstereyim. Aşkım şu kokine yatalım hadi beraber lütfen. Gel de pijamanı da göstereyim. Çok tatlı. Kapatma tuşlu. İstediğin zaman basıp kapatıyorum. Bez lazım ama. Nasıl bir bez lazım? Ya onu tutmam için batıyor ya dikenler. Şunu alabilirsin bak. Şu. Hı-hı. Mutfak birazcık böyle dağınık gibi ama dağınık değil aslında. Şöyle fırını temizlemiştim göstereyim. Şöyle yakınlaşırsak şurada geçiremediğim bir leke var. Ne olur bana yardımcı olun ya. Ben onu nasıl geçireceğim? Ya nasıl olmuş hiçbir fikrim yok. Ama diğer her yer tertemiz oldu. Bir tek ora kaldı. Bir şey söyleyeceğim. Aşkım gel bak buradan lekeye. Buradan görünüyor bak. Tamam canım ben görüyorum. Ortada bir tane. Evet ya. Yumruk kadar bir şey. Ben tam gaz iş yapmaya devam. Şimdi de börek yapacağım. Börek saracağım. O yüzden peynirimin harcını hazırlayacağım. Sonra yufkamı keseceğim. Daha sonra da oturup sizlerle beraber böreğimi saracağım. Yufka böreğinde genellikle için beyaz peynir kullanıyorum. Diğer peynirlerimi kullanmıyorum. Şimdi bundan birazcık koyalım. Şöyle el açması 5 yaprak yufkam var. Temizliğinde tepsilerimi de yerine koydum. Şimdi fırınımı böyle yüksek derecede bir çalıştırıyorum böyle 180 derecede falan birazcık çalışsın. İçerisinde o yani deterjan var sonuçta o yüzden direkt kullanmak istemiyorum ve birazdan börek atmam gerekecek. Misafirlerim geliyor. Duhan'ın teyzesi geliyor. Asiye teyzeler ailecek geliyorlar. Hatice annem de gelecek. Onlar için böyle bir şeyler hazırlayacağım. Börek sardım gördüğünüz gibi. Böreği üstüne sos sürüp fırına vereceğim. Daha sonra bir de patates topları yapacağım. Patates toplarının üzerine de sarımsaklı yoğurt dökerim belki. Güzel bir şey oluyor ve tatlı olarak da 6 tavuk göğsü üstüne supangle. Yani tavuk göğsü yatağında supangle diyebiliriz aslında buna. Çok güzel. Ya da tavuk göğsü tabanlı supangle diyebiliriz. Güzel bir tarif buldum. Onu uygulayacağım. Böyle hafif güzel bir tatlı olsun istiyorum. Aslında bir et ekmek tatlısı yapayım diye düşündüm. Sonra dedim ki çok ağır olur. Zaten börekte de hamur var. O yüzden hamur olmasa, sütlü tatlı olsa daha güzel olur diye düşündüm. Öyle bir şey yapacağım. Şimdi sizi bir yere sabitliyorum. Patateslerimi soydum. Çünkü kameramı da şarja taktım. Neden? Çünkü bugün full çekim yaptık biliyorsunuz ki. Şarjlarım da bir yere kadar, yani bataryalarım bir yere kadar dayanabildi. Ocağa su koydum. Suyum iyice kaynasın. O sırada ben de size patateslerimi göstereyim ve patateslerimi bölüp tencereye atayım. Patateslerimi şöyle dörde bölüyorum ve ocağa atıyorum tencerenin içerisine. Çünkü neden bölüyorum? Bölmeden de yapabilirsiniz. Daha hızlı bir sürede pişmesi için bunu yapıyorum. Bu patates topları gerçekten çok pratik. İster kahvaltı sunumlarınızda, ister böyle beş çaylarında ya da akşam misafiriniz geleceğinde, yemekte falan ortaya koyabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben çok sevdim. Bir kere öyle tesadüfen deneyip yapmıştım. Şimdi tavuk göğsüm için malzemeleri sayıyorum. 125 gram margarin, 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 1 paket şekerli vanilin ve 1 litre süt. Aslında ölçüleri şöyle düşünebiliriz. 1-1-1-1. 125 gram bu şekilde aklımızda kolayca tutabiliriz.
bardağa soğuk su ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Çok garip gelmişti tarifte bunu görünce. Yani nasıl soğuk su diye, ama böyleymiş. Spangler'in özelliği buymuş. Şimdi bardak toplarımı bitirdim. Şöyle koydum. Sarımsaklı yoğurt yaptım. Servis ederken üstüne dökeceğim. Şöyle bir yağ yaktım. Hatice annem geldi şimdi. Ali babam geldi. Gelirken de Hatice annem kek yapıp getirmiş. Tabii ki de zaten bekliyordum böyle bir şey. Çünkü bir şey yapmadan duramaz. Şöyle tabakları falan koydum. Şurada böreğim var. Bu arada fırını defalarca kez çalıştırdım boş haldeyken. İçerisinde hiç koku kalmadıktan sonra şöyle börekleri koydum. Burada da spangleler var. Şöyle koydum. Bunların donması lazım. Servis ederken de kakao süreceğim. Kahveler hazır. Şimdi kahveleri servis edeceğim. Sizlere de göstereyim dedim her aşamayı. Göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Misafirlerim gitti. Onlar varken çok çekim yapamadım. Böyle rahatça oturduk. Ama çok güzel hazırlıklar yapmıştık. Hepsini sizinle beraber hazırladım zaten ve hepsini çok beğendiler. Ya gelen misafirlerin bir şeyleri beğenince ben o kadar mutlu oluyorum ki. Duhan da çok beğendi hepsini zaten. Çok da böyle zamanım almadı. Siz de gördünüz. Spangleli tavuk göğsü gerçekten çok güzel oldu. Onun dışında patates topları çok güzeldi. Patates toplarını mutlaka deneyin. Bakın şiddetle tavsiye ediyorum. Günlerinizde, öğle oturmalarında, akşam kahvelerinde, çaylarında, yani kahve olmadı da akşam çaylarında, yemeklerde ortaya meze gibi gerçekten çok güzel oluyor. Ben sunumunu hani o şekilde yapmadım. Tabaklara koyunca sarımsaklı yoğurdunu ve sosunu döktüm. Ama o büyük kayık tabağı koyduğunuzda üstüne sarımsaklı yoğurdunu ve sosunu döktüğünüzde gerçekten çok güzel olacaktır. Kocacığım, Duhan da bana çok yardımcı oldu bugün. Çaylarını tazelemede, ondan sonra hizmette çok yardım etti. Yine aynen. Çalıştırdım. Şimdi her Harry Potter gibi. Açtık. Harry Potter izliyoruz. Mutfağı falan toparladım. Her makineyi çalıştırdım. Gibi. Ya aşkım sen her kendin çalıştın. Etrafı toparladım. Bir posta daha makineye eşya koyacağım. Yani makineye bulaşık koyacağım ama çok doldurmayacaktır o. Yalan söylüyor. Bulaşıkları ya da ben aşkım. Bunu da atlattık. Bu arada hediyemi de göstereceğim size. Ama onu sanırım başka bir videoda gösteririm. Çünkü makineye koydum şey direkt. Evet doğru söylüyorsun. Asiye teyze çok güzel bir hediye almış. Biliyorsunuz ki İngiliz Home'daki gold kupaları, çay fincanlarını çok fazla seviyorum. İngiliz Home bu aralar kendini çok aştı bence. Şöyle bir fincan almış. Gerçekten çok güzel. Espresso içmek çok keyifli olacaktır bunda. Bu kupalarda en çok sevdiğim şey de şu. Makineye girebiliyor. Yani gold olup makineye girebilmesi bence gerçekten çok tercih edilebilir bir durum. O yüzden de çok mutlu oldum. Tekrardan buradan teşekkür ediyorum. Ve artık bu videoyu kapatalım burada. Çünkü gece oldu. Bakın ben bugün hiçbir şekilde duş falan da alamadım. Uyumadan önce duş da alacağım. Bugün başka bir şey yapmayacağım. Harry Potter izleyeceğiz dediğim gibi. Sonra duş alıp yatarım. Umarım gerçekten severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Ben çekerken çok mutlu oldum. Umarım siz de izlerken mutlu olursunuz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz ki bence abone olmalısınız. Abone bir şey olmayı unutmayın. Gerçekten abone olun artık. Abone olun. Abone olun diye. Abone.
Gerçekten abone olun. Abone olma olayını çok kaçırıyorsunuz. İzleyip izleyip gidiyorsunuz. Gitmeden böyle şu evet. aradan bir yerden bak. Oralarda görünüyor. Evet. Ondan basın. Bir beğeni. Böyle sağda solda bak küçük topun içinde şimdi Ezgi çıkacak. Ona basın. Oradan abone ol yazıyor. Ona abone ol basın. Abone evet. Ya. Şu anda ben bu videoyu kapatırken zaten kanalım çıkacak. Önceki videolarımdan bir öneri çıkacak. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip edip destekleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.